Arkadaşlar, kursağımız şurası, görüyorsunuz. Bilen arkadaşlarımız illaki vardır aranızda. Bu kısım arkadaşlar, horozumuzun şu an kursağı, tavuklarımızda da aynı şekilde geçerlidir. Bu kursağımızdaki yemler, içerisinde bulunan her şey aslında burada sindirilmiyordur. Sadece sindirim sisteminin parçalarından birisidir. Burası arkadaşlar deposu. Buradan deveyi de örnek alabiliriz arkadaşlar. Develer bildiğiniz gibi uzun süre su içmeden durabiliyorlar ve bu duruma da sırtlarında bulunan depolarına borçlular. Su içip orada depoluyorlar. Tavuklarımız da aynı şekilde yedikleri yemleri burada depoluyorlar. Sonrasında mideye gidiyor içeride. Midede sindiriliyor. Midenin hemen altında da asıl midemiz var. Asıl mide dediğimizde aslında taşlık dediğimiz şey, tam anlamıyla orada da öğütülmeye başlanıyor arkadaşlar. İsterseniz yavaş yavaş artık içini boşaltmaya geçelim. Sizlerle de o mideyi ve taşlığı paylaşayım arkadaşlar. Bu horozumuzdan çıkardığımız kursağı, yani deposu arkadaşlar. Buraya yediği taze yiyecekler birikiyor. Ve biriken bu yiyecekler daha sonrasında acıktıkça buradan nereye gidiyor arkadaşlar? Buradan direkt mideye gidiyor. Gördüğünüz gibi yediği şeyler bu. Bu deposu. Şu an aranızda iğrenç diyenler de olabilir. Fakat sizin verdiğiniz her şey burada depolanıyor arkadaşlar. Ve buradan da istenildiği takdirde mideye gidiyor. Elimde gördüğünüz aslında tavuğumuzun asıl midesi. Yani daha önce bildiğiniz o kursak mide değil de depo. Bu ise asıl midesi. Arkadaşlar, şu elimde gördüğünüzün tam şurası, şurası mide. Tavuğumuzun, horozumuzun midesi tam şu kısım. Şu iki elimin ortasındaki bölüm. Aslında tavuklarımızın midesi burasıdır. Burası ise asıl işlemin yapıldığı yer. Mideye gelen öğünler birazcık burada sindirilmeye çalışırken, burada alınan mineraller, vitaminlerden sonrasında buraya gelip aslında tüm işi, tüm her şeyi yapan bölüm bura. İşte midenin ta kendisini görüyorsunuz arkadaşlar. Tüm yedikleri, besinleri, her şeyi sindirmeleri için burası. Midemizi şöyle elimizle, şöyle bıçak yardımıyla keselim. Ve midenin içine bir bakalım isterseniz. Nasıl bir yapıya sahip. Otopsi yapıyoruz. Evet. Midemizi kestik. Evet arkadaşlar. Şöyle açtığımız zaman bu mideyi daha yakından görebilirsiniz. İşte tavuğumuzun midesi. Ve midemizin hemen altında da bildiğiniz üzere taşlığı mevcut. Ve o taşlığı da şimdi sizlerle birlikte açacağız. Şöyle yandan da kesebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Taşlığımızı da sizlerle birlikte arkadaşlar açığı veriyorum. Şuradaki kırmızı eti görebiliyorsunuzdur umarım. Gerçekten de buraya bakın, kıpkırmızı bir ten ve kıpkırmızı bir et, değil mi? Baksanıza. İşte bu gördüğünüz aslında mide arkadaşlar. Peki bunu açmışken sizlere ufak tefek şeyler de söylemek isterim. Arkadaşlar, tavuklarımız sindirim yaparken dikkat ederseniz içerisinde çok fazla taş ve çağıl olduğunu görebilirsiniz. Bu çağıllar ve taşlar sayesinde sindirim yapmaktadırlar. Eğer bu taşlar ve çağıllar olmaz ise sindirimde bir o kadar zor olur ve sindirilemeyen yiyecekler hayvanımızı öldürmeye yetecektir. Buna da emin olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gerçekten de hayvanımız bayağı iyi beslenmiş, yemiş, içmiş, sabahtan beri güzel bir şekilde
vidasını doldurmuş, her şey yemiş arkadaşlar. Biz de böyle döktük dışarıya doğru. Değişik bir koku geldi. Zaten vida dediğinde kokar arkadaşlar. Evet, şöyle uzaktan da göstermek istiyorum. Şurası midesi. Burada asıl işin görüldüğü yer arkadaşlar. Tam anlamıyla sindirim burada gerçekleşiyor. Hayvanlarımızın, tavuklarımızın genelde gün boyu sabah saatlerinde baktığımız zaman kursaklarının boş olduğunu görürüz. Fakat tavukların kursaklarının boş olması demek aç anlamına gelmez. Belki de taşlıkları ve mideleri doludur. Niye? Gün boyunca, yani gece sabah saatlerine dek hayvanlarımız yattığı için acıktıkça mideleri kursaktaki biriken, depolarındaki biriken yiyecekleri mideye ve taşlığa böyle sürekli aktarıyorlar. Ve bu aktarım sonrasında da buraya birikenler aslında hayvanımızı doyurmaya başlıyor ve onun için sağlıklı bir ortam oluşturuyor. Tavuklarımıza her daim taş ve çağal vermeyi, topraklı ortamlarda bulundurtmayı unutmayınız. Eğer kapalı alanlarda bakıyorsanız onlara toprak vermeyi unutmayın. Yoksa sindirim sistemlerinde kesinlikle ciddi hasarlar ve ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu sorunlar doğrultusunda da hayvanınız kısa sürede ölebilir arkadaşlar. Ve son olarak da şunu söylemek isterim. Aslında şu şekilde, gördüğünüz şekilde bunun derisini yüzerek, marketlerde de görmüşsünüzdür, tavuklarımızın taşlıkları aslında parayla da satılıyor arkadaşlar. Bunları insanlarımız alıp pişirip yiyebiliyorlar. Bizler de aslında taşlık yiyoruz. Bunu da burada söylemek isterim. Yani genel itibariyle ben de ara kese böyle şurayı soydum. Bakın, mideyi tamamen kötü ve pis tarafını çıkardık, attık. Ve artık bu mide tarafı daha temiz. Tabii mideyi almıyoruz. Şuradan keseriz arkadaşlar. Burası bize yeterli. Zaten etini görüyorsunuz. Kıpkırmızı bir eti var. İnek eti neredeyse. Belki de ondan daha koyu. Bu kısmı arkadaşlar tüketebilirsiniz. Buradan kesersiniz şu yukarıyı da. Bu kısmı tamamıyla yiyip tüketebilirsiniz. Bundan yana da sıkıntınız olmaz. Evet, bugün de sizlerle birlikte güzel bir çalışma yaptık. Sizlerle birlikte güzel bir otopsi ve inceleme videosu oldu bu. Umarım hoşunuza gitmiştir.